Abdülkadir Selvi Erken seçim konusu ve AK Parti'nin yeni hikayesi Muhalefet partileri yandık bittik edebiyatı yapıyor. Geleceğe dair Türkiye'nin önüne bir perspektif sunamıyorlar. Ama AK Parti ikinci 20 yılını planlıyor. AK Parti'nin ARGE'den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen'in yaptığı bir çalışma vardı. Mustafa Şen bunu AK Parti'nin ikinci 20. yıla hazırlığı olarak tanımlıyor. Mustafa Şen bu çalışmasını kapsamlı bir kamuoyu araştırmasıyla destekledi. Onları paylaşacağım ama değinmek istediğim bir nokta var. O da Türkiye Cumhuriyeti 2023'te ikinci yüzyıla adım atarken AK Parti'de de ikinci 20 yılını planlamakta meşgul. Güzel bir kesişme noktası. İkinci 20 yılın hikayesine geçmeden önce Şen'in CNN Türk'te Hande Fırat'la canlı yayında açıkladığı anketle ilgili iki sonucu aktarmak istiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 Aralık'ta açıkladığı yeni ekonomi modeli ve dövizdeki düşüşle ilgili anket ilginç sonuçlar içeriyor. Neden %56 destek? Ankete katılanların 56.1'i Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faizleri düşürme konusundaki kararlılığını destekliyor. Buna yakın başka bir oran daha var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomiyle ilgili verdiği mücadelede samimi olduğunu düşünenlerin oranı da %56.4 çıkıyor hayır diyenlerin oranı ise %43.6. Mustafa Şen, yıllardır kamuoyu araştırmalarını yönetmiş bir isim. Ancak siyasi kimliğinden sıyrılıp %56 evet'in ne anlama geldiğini yorumluyor. Bu %56 neden %66 ya da %70 çıkmadı sorusuna yanıt arıyor. Vatandaş bekliyor. Yeni ekonomi politikası adı altında vaat ettiklerini gerçekleştirecekler mi diye bakıyor, diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu yorumu isabetli buluyor. Çünkü Erdoğan gerçekçi bir lider. İlk 20 yıl, ikinci 20 yıla hazırlanırken ilk 20 yılında bir envanterini çıkarmak gerekiyor. AK Parti ilk 20 yılda altyapıya hizmet etti. Yollara, havaalanlarına, hızlı trene, hastanelere büyük yatırımlar yapıldı. Elbette ki altyapı hizmetleri bitmez ama altyapıda önemli bir ilerleme sağlandı. Zaten Avrupa'da altyapısını tamamladıktan sonra kaynaklarını bir daha o alana yatırmadı bireyin zenginleşmesi ve refahına kaynak aktardı. Mustafa Şen bunu güçlü devlet, güçlü Türkiye olarak özetliyor. İkinci 20 yılın hikayesi Şimdi yeni bir hikaye yazmak gerekiyor. AK Parti'nin ikinci 20. yıl vizyonu da bunun üzerine oturuyor. Zengin birey, güçlü devlet. Tabii son 3-4 aydır dövizdeki anormal yükseliş ve fiyat artışlarının halkımızı sarstığı bir dönemde zengin birey, güçlü devlet teması çok önemli. Güçlü devlet, zengin bireyin zıttı değil. Tam aksine, zengin bireyi güçlü devletin üzerine inşa ettiğiniz zaman anlamda oluyor. Erken seçim olacak mı? AK Parti'nin 2. 20. yıl vizyonunu paylaştıktan sonra, küt diye erken seçim olacak mı sorusunu ortaya atmamın bir nedeni var. Asgari ücretteki artış, memur ve emeklilere yapılan zamlar nedeniyle iktidar erken seçime mi gidecek sorusu ortaya atıldı. AK Parti'nin yetkili kurullarında yapılan değerlendirmelere bir de o yönüyle kulak kabarttım. Ekonomiyle ilgili rahatlamanın hissedilmesi için yeni enstrümanların devreye sokulması bekleniyor. Bunlar 2022 yılının ilk çeyreğinde yapılacak. Ne kadar tedbir uygulamaya konulursa konulsun, 2021 yılının son 3 ayında yaşanan ağır ekonomik sıkıntıların hemen düzelmesi beklenmiyor. Vatandaşların Nisan ve Mayıs ayıyla birlikte ekonomik iyileşmeyi hissetmeye başlaması bekleniyor. Ama asıl hedef fiyatların düşmesini ve refah artışını sağlamak. O nedenle 2022 yılı için seçim yılı değil, geçim yılı demek daha doğru olur. 2022 yılı enflasyonla mücadele yılı olacak. Erdoğan tepki gösterdi mi? 20 Aralık kararları ile birlikte ekonomide rüzgar tersine döndü. Pozitif bir hava oluştu. İktidarın böyle bir adım atacağını beklemeyenler ters köşe oldu. Ama o günden bu yana bu pozitif havayı nasıl tersine çeviririz, olumlu gündemi nasıl zehirleriz diye bir çaba seziliyor. Sonunda kur korumalı TL mevduat hesabının beklenen sonucu vermediği, o nedenle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'ye kızgın olduğu yalanını yaymaya başladılar. Bu iddiaları sorduğum bir AK Parti yetkilisi, MKYK toplantısında Cumhurbaşkanımızla Nurettin Nebati arasındaki samimi havayı ve karşılıklı diyalogları kamerayla kaydedip yayınlasaydık çok mahcup olurlardı dedi. Erdoğan'ın bugün yapılacak AK Parti grubunda yeni ekonomik modelin sonuçlarına ilişkin açıklamalarına dikkat edilmesini önerdi. Bu değerlendirmeye bir şey eklemek gerekir mi? En iyisi Erdoğan'ın konuşmasını izlemek. Seçim hazırlıkları. AK Parti seçim hazırlıklarını 2023 yılına göre yapıyor. 2022 yılında erken seçim olacak şekilde bir çalışma yok. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine göre Erdoğan istemediği ya da AK Parti destek vermediği sürece erken seçim kararının alınması da mümkün olmadığına göre erken seçime nasıl gideceğiz? Ha, Bahçeli isterse. Bahçeli daha dün MHP grup toplantısında seçimler zamanında yapılacak dedi. Daha ne desin? Yılın Köşe Yazarı Ödülü. Ben bir sen yıllardır bir vefa ödülünü veriyor. Onun adı İbrahim Keresteci Basın Ödülleri. İbrahim Keresteci geleceği olan genç bir sendikacıydı trafik kazasında hayatını kaybetti. Ama Eğitim Birsen, İbrahim Keresteci basın ödülleriyle ismini yaşatmaya devam ediyor. Bu vefalı tavırlarından dolayı Genel Başkan Levent Uslu'nun şahsında Ben Birsen ailesini tebrik ediyorum. Bu yıl 12.si düzenlenen İbrahim Keresteci basın ödüllerinde yılın köşe yazarı ödülüne şahsımı layık gören Ben Birsen'e teşekkür ediyorum. Bu ödüle benden daha çok layık meslektaşlarım olduğunu biliyorum. O nedenle bu ödülü bir teşvik unsuru olarak görüyorum. 10 Ocak günü CNN Türk'te tarafsız bölge programında olduğum için Rize'de düzenlenen ödül törenine katılamadım. Benim adıma ödülü Türkiye'nin yetiştirdiği önemli akademisyenlerden Hacı Bayram Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet Şahin aldı. Hem gösterdiği incelik için Mehmet Şahine hem de ben bir sen ailesine gönül dolusu muhabbetlerimi sunuyorum. <laughs>